Evet sevgili hocalarımız, öğrencilerimiz, bu videomuzda maviumut.com.tr'den online sınava nasıl girilir bunu anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugün 3 Nisan Cuma, yarınki Cumartesi, yarın 4 Nisan Cumartesi gününün sınavıyla alakalı bilgi veriyorum. Her yayın evinin sınav sistemi farklı olduğu için bu hafta bu cumartesinin sistemiyle alakalı bilgi vereceğim. Haftaya kullanacağımız yayın evinin sistemine göre farklı bir video çekebiliriz. Şu an sadece yarınki cumartesi sınavının bilgisini veriyorum. Öncelikle sınava nasıl giriyoruz? Maviumut.com.tr'ye girdik. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi online sınav var. Tıkladık sekmeye. Ortada 5, 6, 7, 8 sınıflar online deneme sınavı 1 diyor. Buna tıklıyoruz. Yeni bir sayfaya geldi. Bakın burada sağ tarafta online deneme öğrenci girişi var. Bu solda 2 sekme daha var. Bunlar değil. Sağdaki online deneme öğrenci girişine tıklıyoruz. Burada öğrencimiz sınıfını seçiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu video ortaokullarla alakalı. Buradan sınıfını seçtim. 8. sınıf diye girdim. Daha sonra alttan şehir seçiyoruz. İstanbul olarak aşağıda çıktı. İstanbul'u girdim. Kurumu da şöyle yazıyoruz. Mavi Umut boşluk bırakıyoruz. Ortaokulu diye orta diye yazınca zaten çıktı. Özel Mavi Umut Ortaokulu Zeytinburnu. Şunu belirtmek istiyorum. Bizim Mavi Umut Ortaokulu öğrencileriyle Mavi Umut kurslardaki ortaokullu öğrenciler aynı yerden giriyor. Yani bizim kursların ortaokul öğrencileriyle okulun öğrencileri ikisi de Özel Mavi Umut Ortaokulu bunu tıklaması lazım. Sonra altına da öğrenci numarasını girecek fakat öğrenci numarası şöyle. Okulun öğrencisi okulun numarasını girecek. Kurs öğrencileri kurs numaralarını girecek. Kendi okulların numaralarını değil. Kurs öğrencisi kurstaki numarasına girmesi lazım. Ben bir örnek öğrencinin numarasına giriyorum. Tıkladık. Şimdi burada gördüğünüz gibi deneme sınavları, iki tane deneme sınavı görünüyor. Üsttekine başla diyor. Çünkü bu üstteki bizim kendi açtığımız bu video çekimimiz için bir test deneme sınavı. Yani öğrenciyi bu üstteki ilgilendirmiyor. Altta bakın ikinci sırada 04.04.2020 yarın cumartesi 9.30'da LGS online deneme sınavı görünüyor. Bu şu an burada başlamak için bir sekme yok. Fakat yarın saat 9.30 olunca burada da sekme açılacak. 8. sınıflarımızın deneme sınavı saat cumartesi 9.30'da. Burada 9.30 yazıyor ve burada sekme açılacak sınava başla diye. 5, 6 ve 7. sınıflar ise yarın cumartesi saat 13'te sınavlar olacak. Onlar da sistemine girdiği zaman burada 13 saatini görecek ve saat 13'te başla sekmesi burada çıkacak. O zaman tıklayabilirsiniz açılacak. Şimdi ben örnek denemeye girmek istiyorum. Başta sekmesi olacak. Buna tıklıyoruz. Böyle bir sistem geldi. Bakın. Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri. 6 dersin de burada ayrı ayrı butonu var. Öğrenci hangi dersten başlamak istiyorsa oradan derse başlayabilir. İstediği dersten sorulara başlayabilir. Mesela matematikten başlayacağım ben. Bu arada şunu söyleyeyim. Sınav süresi toplam 180 dakika. 5. sınıflar 120 dakika. 6, 7 ve 8. sınıflar 180 dakikadır sınav süresi. Peki sınava nasıl başlıyorum? Matematiğe geldim. Geldim buradan soruyu okudum. Çözdüm. Evde tabi yanında muhakkak defterim kalemim olacak. Soruyu oradan çözecek. Burada hangi şıkkı işaretlemek istiyor? İşte cevap B diyelim. Birinci soru B diyorum. Bakın sağ tarafta 1 B çıktı. Sonraki soruya geçtim. İkinci soruyu çözdüm. Cevap C diyorum. Bakın ikinci soru C dedi. Böyle birkaç tane işaretleyelim. Mesela dördüncü soru Bursa. 5. soru Adana olsun. Peki birinci soruya geri dönmek istiyorum. Cevabımı değiştirmek istiyorum. O zaman geri geliyorsunuz veya şuradan direkt tıklıyorsunuz. Birinci soruya geldik. Bakın cevap B. Bunu şu an birinci soruda burası olduğu için şuradan cevabı C işaretlersen cevap C olarak değişti. Şuradan istediğin soruya sağ taraftan tıklayıp direkt o soruya gelebilirsin. 20. soruya bakmak istiyorum. Geldim. Cevaplamak istiyorum. D şıkkı. Gördüğün gibi burada D şıkkı çıktı. Matematiği bitirdin diyelim. Geçtin fene. Aynı şekilde istediğin soruyu buradan sağ taraftan seç. Hangi şıksa doğru cevap işaretle. Bu şekilde sınavını bitir. Buradan işte sözelden mi başlayacaksın, sayısaldan mı başlayacaksın? Bu sana kalmış. İstediğin dersten, istediğin sorudan başlayabilirsin. Unutma süren 3 saat.
Burada bir geri sayım sayacı var. Sınava girdiğinden itibaren 3 saat bitince otomatik sistem kendini kapatıyor. Bir daha giremiyorsun. Peki 9.30'da yetişemezdin. 9.40'da girebilir misin? Evet girebilirsin. 10'da girebilirsin. 11'de girebilirsin. 10.30'da girebilirsin ama onun sınırsız değil. Belli bir süreye kadar geç kalanı alabiliyor. Fakat sınav süresinin dışında geç kaldığın zaman sınava almıyor. Buton oradan kayboluyor. Onun için sabah 9.30'da hazır olman lazım sınav başında. Peki sınavı bitirdin, sonra zamanın kaldı, kontrol ettin, tekrar geldin tekrar derslere, sorularını kontrol ettin, en son nasıl çıkacaksın? Bakın sağ üst tarafta sınavı bitir var, burada sınavı bitir dedin, istiyor musunuz, emin misiniz, tekrar başlatamazsınız diyor, evet bitir dedim, hemen o an sınavın okundu. Çok güzel bir uygulama bu. Bakın Türkçeden bir şey işaretlemedim, doğru yanlış sıfır. Nereden işaretledim? Mesela matematikten birkaç tane işaretledim. 6 tane işaretlemişim. 6'sı da yanlış çıkmış. Eksi 2 netim var. Başarım eksi 10 gibi. Bakın sınav biter bitmez hemen doğru yanlış net veriyor. Ve üzerine ortalamalar da veriyor. Yani burada genel olarak ortalama bu sınavda 10.70'miş. Benim 0.67 gibi. Burada hemen size doğru yanlış veriyor. Sonra 6'a geçiyor. Puanınızı hesaplıyor. Kaç puan almışsınız? İşte 90 puan vermiş benim işaretlememe göre. Sonra burada pardon 293 puan vermiş genelde. Sonra aşağı geçiyor. Grafikler var burada. İşte hangi mesela şuradan matematikten eksi 2 net yapmıştım. Bakın şu yeşil olan matematikten genel ortalama. Bu mavi olan da benim yaptığım ortalama. Sonra aşağıda öğrenci puanlarının ortalaması diyor. Yani sınava girenlerin ortalama puanı yeşil. Senin puanın mavi. Buradan tek tek grafik görebiliyorsun. Aşağı geldiğinizde tek diğer sınavlarla kıyaslama burada çıkabiliyor. Fakat aynı yayın evinin diğer sınavlarına girerseniz kıyaslama çıkıyor. Onun aşağısında yine çok güzel bir uygulama. Burada konu analizleri var. Mesela matematikte doğrusal denklemlerin grafiğini çizerden bir soru çıkmış. Ben onu yanlış yapmışım. Başarı sıfır görünüyor gördüğünüz gibi. Hangi sınavlardan işaretlemişsen onlar çıkıyor. Bakın ben sadece matematik ve fenden işaretlediğim için sadece matematik ve fen çıktı. Bunun gibi arkadaşlar buradan direkt sonucu da görebiliyorsunuz. Bu sistemden çıktığınız zaman tekrar girdiğiniz zaman yani sınavı yaptın sonucunu gördün. Sistemi komple kapattın diyelim. Kapattım. Sonra bir daha gireceğim. Hemen bir daha gireyim. Ne gösterecek bize? Mavi.com.tr'ye girdim. Online sınava girdim. Deneme sınavına girdim. Sonra buradan online deneme öğrenci girişi dedim. Sınıfımı seçtim. İlimi seçtim. Sonra buradan kurumu yazdım. Mavi boşluk Umut boşluk ortaokulu dedim. Çıktı. Öğrenci numaramı girdim. Giriş dedim. Burada bakın artık az önce sınava başla butonu vardı. Şimdi sonuç göster butonu var. Yani bundan sonra her bu sınava girdiğinizde sonucunuzu tekrar tekrar görebilirsiniz. Bu butona tıklayarak. Şimdi tıkladım. Tabii biraz internet yavaş olduğu için şu an açmadı. Daha sonra açacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.